Hindistan'da dünyaya gelen Profesör Doktor Enver Ağlam, üniversite eğitimini Jawaharlal Nehru'da tamamlar. Uluslararası ilişkiler alanında yaptığı yüksek lisansından sonra Mısır, İran ve Suudi Arabistan'da din ve politika ilişkisi üzerine doktora tezi hazırlar. Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde çalışmalar yapan Ağlam, halen Camia Millia İslamia'da profesör olarak görev yapmaktadır. Türkiye'nin son yıllardaki yükselişini yakından takip eden Ağlam, şu anda Fatih Üniversitesi'nde misafir profesör olarak araştırmalar yapmaktadır. Lisans öğrenimimi Yeni Delhi'deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde yaptıktan sonra lisansüstü öğrenimimi aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladım. Akabinde başladığım doktora konum Mısır'daki Müslüman Kardeşler Cemaati iken doktora tezimi Mısır, İran ve Suudi Arabistan'da dinin devlet politika İran ve Suudi Arabistan'da dinin devlet politikalarındaki rolü üzerine yaptım. Aligarh İslam Üniversitesi ve Jawaharlal Nehru Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2004-2006 yılları arasında kazandığım Alexander von Humboldt doktora sonrası araştırma programıyla Almanya'da Türkiye, Avrupa ve Hindistan'daki Müslümanlarla ilgili çalışmam oldu ki bu çalışma sayesinde Almanya'daki Türk toplumuyla tanıştım. Şu anda Camia Millia İslamia'da profesör olarak görevime devam etmekteyim. Arap dünyasına gitme imkanım olmadı ama Avrupa ve Amerika'da hem seyahat hem de görev olarak bulundum ve gözlemler yaptım. 10 yıl öncesine kadar benim diğer kimliğim diyebileceğim politik kimliğim daha öndeydi. Marksist bir gelenekten geliyordum ve aşırı sol bir örgütün ulusal gençlik kollarını yönetecek kadar işin içindeydim. Ama din her zaman ilgimi çekmişti. Bir süre sonra şunu fark ettim. Akademisyenlik ve politika birlikte gitmiyordu. İkisine karşı dürüst olmam gerektiğini düşündüm ve akademisyenliği seçtim. Zaten akademisyenlik politikanın aksine biraz da inzivayı gerektiriyordu. Merhaba. Hello. Bonjour. Shalom. Hasta la vista. Good morning. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Die Farbe. Thank you. Araştırma konum genel ifadesiyle Müslüman toplumlar. Bunun yanında Batı Asya'daki politik dinamikler, Güney ve Batı Asya'daki Müslüman topluluklar üzerine de çalışmaktayım. Son dönemde ise siyasi İslam olarak da bilinen İslami yönetim kurma idealleri üzerine de çalışmaktayım. Şu anda da Gülen Hareketi'nin teolojik ve kavramsal yönü üzerine araştırma yaptığım Fatih Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. With this project, in fact. Dürüst konuşmak gerekirse 2008'den önce bütün dünyada varlığını çok güçlü bir şekilde hissettirse de varlığından haberdar değildim. Üstelik İslam'ı bu kadar değişik olarak tasavvur etmesine rağmen. 2008'de Türkiye'ye bir haftalık ziyaretim oldu. O ziyarette hareketin çok küçük bir parçasını gözlemledim. Ama dediğim gibi sadece bir haftalıktı. İnsanlarla olan diyaloglar, Samanyolu televizyonuna ziyaret, Zaman gazetesine ziyaret gibi birkaç etkinlik oldu. Sonrasında Hindistan'a geri döndüm. Ama burada gördüklerim bana çok ilginç gelmişti. Zaman gazetesi ve diğer gördüklerim yani. Etkilenmiştim. Çünkü gördüğüm sivil ve sosyal bir oluşumdu. Ama ilhamını İslami prensiplerden almıştı.
Sonrasında gördüklerimi araştırma gereği duydum. Bu sırada Türkiye'de sosyal olarak ilginç bir noktadan geçiyordu. Dünyadaki oluşumlarla paralel olarak sekülerizm sorgulanıyor, Kemalizm düşüşte. AK Parti'nin yavaş yavaş iktidara geldiği dönemleri kastediyorum. Bu gelişmeler beni Türkiye'de neler olduğuyla alakalı düşünmeye ve araştırmaya sevk etti. O sırada sadece bu konuyla alakalı yazılmış 10 bin makaleden birini de Türkiye'de İslamcılık başlığıyla Oxford İslami Araştırmalar Dergisi'nde ben yazdım. O zamanki Türkiye'nin genel bir değerlendirmesiydi yazdıklarım. Temelde Gülen hareketi gibi hareketlerin seküler devletle ilişkilerine de göz atmıştım çünkü. Çok enteresandı. Devletle çatışmıyorlar, bir ortak nokta bulmaya çalışıyorlardı. Seküler devlete karşı değillerdi. İslami veya şeriat devleti istemiyorlardı. Çok ilgimi çekmişti. Çünkü bu özelliklere bakınca nasıl bir İslami hareket ki bu diye düşündüm. Batı'ya karşı değillerdi. Varlıklarını İsrail'e karşı olmak üzerine bina etmemişlerdi. Şeriatın uygulanmasını talep etmiyorlardı. Devlete karşı olmayı değil, kurallara uymayı seçmişlerdi. Müslüman kimlikleriyle barışıktılar. Kültürel miraslarını kabul ediyorlardı. Öncesinde devletin algısı da bana problemli gelmekteydi. Kendi tarihinden utanan, kendi geleneğinden utanan ve kendi kültüründen utanan bir devlet. Belki de bu, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri varılan ve sadece belli bir Batı algısını taşıyan ve kendi geçmişini reddeden çok temel bir kırılmaydı. Ve bu kırılmayı sağlamak adına da her şey yapılmıştı. Dilinizi değiştirdiniz, alfabenizi değiştirdiniz, her şeyi değiştirdiniz. Geriye baktığımda bu değişimi çok problemli buldum ve çok otoriter. Bu noktadan baktım bu harekete. Ne yapıyor? Tepkileri nasıl? Bu hareketin dışarıya bakan yüzü nasıl? Eski düzeni belki de fundamentalist bir anlayışla geri mi getirmeye çalışıyorlardı, yoksa başka bir anlayış mı vardı? Bunların hepsi beni bu hareketi incelemeye sevk etti. Aslında bulduklarım beni çok şaşırtmıştı. Bildiğiniz gibi Güney Asya'da Müslüman bir siyasi gelenekten veya tecrübeden gelmekteyim. Bir tarafta tebliğ cemaati ve cemaati İslami gibi dünyaya yayılmış akımlar, diğer tarafta Arabistan'da Vahhabilik var. Ama bunlar özellikle kitleleri yükseltme ve kalkındırma noktasında gerçekten çok kötü şekilde başarısız oldular. Hepsi sorunun kaynağını kimlik problemi olarak algıladılar ve buna cevap vermeye çalıştılar. Tabii konu kimliği korumaksa onlara göre bunun önceden belli ve değişmez kanunları ve şekilleri vardır. Bunun yansıması olarak mesela ritüellerde ve görünüşte herkesin sakallı oluşu veya belli giysi formları gibi değişmez kör düğümler oluşmuş. Ama bunlar Müslüman toplumun temel sorunlarına cevap veren şeyler değil ki. Mesela fakirlik, mesela eğitim gibi veya Müslümanlık bilincinin yükseltilmesi gibi. Tabii yaşadığınız yere bağlı olarak da bu eğilimi anlayabiliyorum. Örneğin Güney Asya'da Hindistan'da yaşıyorsanız ve Müslümansanız azınlıksınız demektir ve dünyanın her tarafında azınlıklar kimliklerini koruma amacıyla tabidir ki sosyal olarak daha kapalı ve korumacıdırlar. Sonra Gülen hareketine baktım. Bir azınlık hareketi değil. Toplumun tamamına hitap eden bir hareket. Beni şaşırtan özelliği ise şu oldu. Size hem Müslüman hem de modern bir insan olabileceğiniz bir ortam sağlanması. Modern dünyada İslam inancı nasıl korunmalıdır? Modernite ile ilişkiler nasıl olmalı? Modern seküler ortamda İslam nasıl güvence altında olabilir? Gibi sorular son 400 yıldır bütün İslami alimlerin çözmeye çalıştıkları en temel sorunlardır aynı zamanda. Bu sadece Türkiye'de sorulan sorular değildir. Bütün dünyadaki İslam alimleri buna cevap aramışlardır. Bediüzzaman Said Nursi'den tutun da Muhammed İkbal'e kadar. Çünkü bunlar işin temelinde çözülmesi gereken şeyler. Ve bu hareketin bu sorulara eğildiği alanlar benim bu hareketi daha da derin incelememe yol açtı. Şu anda halen araştırmaktayım. Onun için bir sonuçtan ziyade şu ana kadar karşılaştığım bir gözlem olarak söyleyebilirim ki Türkiye kontekstine özellikle Gülen hareketi perspektifinden bakarsak en önemlisi bu hareket ideolojik bir hareket değil.
Bu yüzden yazdığımı söylediğim makalenin başlığı olan Türkiye'de İslamcılık da, içinde savunduğum İslamcılık fikrinin kullanılması da araştırma yaptıkça gördüm ki yanlış söylenmiş şeyler. Zaten bir kelimenin sonuna izm veya cilik gibi ekler getirdiğiniz zaman hemen ideolojik oluveriyor. Hareketin ideolojik olmamasından sonra zikredebileceğim diğer özelliği toplumun değişik kesimlerinden insanlara hitap edebilmesi. İdeolojik bir çağrı sadece sınırlı sayıda belli bir kesime hitap eder ve geri kalanı dışlar. Bu özelliğin diğer bir yansıması ise hareketin demokratik karakterli olmasıdır. Çoğulculuğu desteklemek, değişik kimliklerle barışık olmak, diyaloğa değer vermek ve hatta seküler devlete karşı olmamak bile bu karakterin bir yansıması sayılabilir. Ve bu tutumuyla hareket, ülkede demokrasisinin tabanını ve boyutlarını genişletiyor. Ama bütün bunlara rağmen de hareket kendisini siyasetin dışında gösteren tebliğ cemaati veya cemaati İslami gibi çoğu İslami hareketin aksine siyasi arenada olmamayı da başarıyor. Diğer İslami cemaatlerde İslam bir ideoloji olarak Müslümanlara empoze edilir ve umulur ki herkesin bu bilinci kazandığı zaman devlet işin tabii sonucu olarak bir İslam devleti olacaktır. Ama Gülen hareketinde bu tür bir söylem ve eylem göremezsiniz. Devlet fikri bu harekette bir saplantı değildir. Devletle ilgili şeylerle ilgisizdir demiyorum. Devleti ele geçirme gibi bir fikri saplantı yoktur diyorum. Zaten Güler'in kendisi de çok güçlü ve söz sahibi bir milli devletin varlığından yanadır. Ama diğer taraftan da inanır ki devlet her yere yetişemez. Bundandır ki bir sivil inisiyatif bugün toplumda devletin yetişemediği yerlere koşuyor. Ve eğitim gibi pek çok alanda da başarılılar. Benim gördüğüm önemli bir noktada eğitimi eğitim için yapmalarıdır. Yani eğitim eğitimdir onlar için. Dini ve seküler olması için yapmazlar eğitimi. Dolayısıyla seküler bir toplumda bile siz eğitiminize sekteye uğramadan devam edebilirsiniz. Önemli olan eğitiminizi nasıl verdiğinizdir. Eğitimde eğitim dışı şeylerle uğraşmazlar. Yani şunu demek istiyorum. Şu ana kadar edindiğim izlenim o ki Gülen'de İslam esastır. Yani özdür, manadır. İlla giysi gibi belli kalıplarla korunması gereken bir kimlik olgusu değildir. Ve böyle bir tutumunuz olduktan sonra kendinize güveniniz vardır. Devamlı savunma ve koruma durumunda olmazsınız. Ve Batı'yla olan iletişiminizde de bu güven vardır. Batı'ya, Batı'nın şartları ve kurallarıyla cevap verebilirsiniz. Zaten bundandır ki sadece düşünce olarak değil, görünüş olarak bile diğer İslami cemaatlerden farklıdır bu hareket. Ve İslami sosyalizm gibi şeylerle siyasi alana girmeden de bulunulan her modern durumda İslami olabilirsiniz. Yani İslam'ı bir öz olarak alınca kendinizi bütün diğer kavramlarla veya felsefelerle iletişimde olan bir konuma alırsınız ki bu size güç veren bir şeydir. Hi, buenos días. Hola. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adiós. Bye. Bonne nuit. Lao. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Wanan. Ohayou gozaimasu. Il padre. Please. Hareketin açmış olduğu İzmir'deki, Edirne'deki, Gaziantep ve Konya'daki okulları ziyaret ettim. Hareketin en başından beri eğitim faaliyetlerinde olanlarla birlikte genç nesilden olanlarla da görüştüm. Edindiğim izlenim şu oldu. Bu hareket ilhamını dinden alan bir sosyal hareket. Ama şimdiki sosyal bilimler literatüründe bahsedilen sıradan seküler bir hareket gibi değil. İlhamını barışçıl, dışlayıcı değil, kucaklayıcı bir karakteri olduğuna inandıkları, kendi dinlerinden aldıkları bir hareket. İkincisi, eğitimi çok ciddiye alıyorlar. Eğitimin bu kadar temel bir noktada ele alınmasının sebebi olarak diyebilirim ki, modern eğitim sisteminde, aynı zamanda klasik ve geleneksel İslami eğitimde de yapısal bir problem olduğuna inanıyorlar. Dolayısıyla eğitimde mesele sadece kalp ve aklın mekanik bir tarzda birleştirilmesi değildir. Zaten bunun sonucunun ne olacağı, modern ahlak anlayışının yayılmasına paralel olarak şiddetin yayılmasından da anlaşılabilir. Şu anda dünya hiç olmadığı kadar şiddetle iç içe. Her toplum bu tehdit altında. Bütün eğitim sistemi temelini güçten alıyor. Bütün temel bilimler güç kavramı üzerine kurulu.
Ondandır ki modern siyaset biliminin başlangıcı Machiavelli olarak söylenmiştir bize. Niye? Sonuca ulaşmak için her yolun mübah olduğunu söylediği için mi? Ahlaki veya etik sorunsallar yoktur içinde. Gülen'in anlayışındaysa insanı sadece bir ekonomik veya siyasi aktör olarak görmenin ötesinde bir şeyler vardır. Bir defa hisleri, hatta ondan da derin olan şeyleri olan bir insan vardır. Sevgi, hoşgörü, anlayış ve saygı gibi materyal tabanı olmayan duygular vardır mesela. Zaten bu duygu olmadan ortaya çıkan şey ise günümüzdeki gibi üretilen ve duygulardan yoksun robot insanlardır. Ve onlar da her şeyi yapabilirler. Diğer bir deyişle, Gülen de eğitim bütüncüldür. Yani eğitimin maddi yönüyle birlikte manevi yönü de vardır. Ve onun eğitim anlayışı, materyal tarafımızın ruhani tarafımız tarafından yönlendirilmesi fikrini telkin eder. Eğitim amacı zaten bu özelliği kazandırmaktadır. Bunda başarılı mıdır bunu bilmiyorum. Halen üzerinde çalışıyorum ama hem Fatih Üniversitesi'nde hem pek çok kolej ve okulda gördüğüm şey şu olmuştur. Sadece fen bilimlerinin zihne yerleştirilmesi değil, öğrencilere ahlaki değerlerin ve kişisel karakterlerin yerleşmesi adına da bir eğitim verildiğini gördüm. Bu bakımdan diyebilirim ki okullardaki her bir öğretmen İslam'ın o okullardaki bir temsilcisi olmuştur. İslam'ı öğretmiyorsunuz belki ama kendiniz örnek olarak İslam'ın ahlak ve iyi davranış olduğunu gösteriyorsunuz. Zaten tebliğ cemaati gibi cemaatlerin yaptığı gibi doğrudan söylemekte sorunlu bir yoldur. Genelde bunu karşıdaki bir emir olarak aldığından ona karşı bir duruş sergiler. Gülen hareketi ise bir model oluşturuyor. Mesela okullarda bir insan modeli oluşturuyor dünya için. Gerçek bir insanın nasıl olması gerektiğini gösteriyor. İslami hareketler içinde Gülen hareketi gibi bu tür okullar açan hareketler görmediğim gibi tamamen ideolojiden sıyrılmış politik bir karakter sergilemeyen bir hareket de görmedim. Mesela Hindistan'daki Cemaat-i İslamiye de pek çok okul açmıştır ama bir tek amacı vardır. İslami bir devlet kurmak. Bunu bu harekette göremiyorsunuz. Sadece bu özelliklerini görmek değil, bunu nasıl başardıklarını görmek de beni hayrete düşürüyor. Bunu nasıl başardıklarını araştırıyorum. Neyi hedeflediklerini veya niçin yaptıklarını biliyorum. Ama inanın nasıl yaptıklarını hala araştırmaktayım. Is an extremely important from the two point of view. İki sebepten dolayı çok ama çok önemli görmekteyim. Birincisi, dünya giderek küreselleşiyor ve çoğul yapı artıyor. Yani her an daha çok kültürlü bir yapıya doğru gidiyorsunuz. Bu dünyada çok kutuplu bir düzende, değişik kültürlerle iletişimde olan bir kültürel karakteri geliştirebilmeniz çok önemli. Şu andaki dünyada bilgi sistemi bile Avrupa'nın kendi içindeki çok kültürlü yapısına rağmen tek kültürlü bir düşüncenin ürünü. Ve zamanla bu çok kültürlü yapıyı tahrip eden bir hüviyette. Dolayısıyla başka kültürlerle iletişimde bulunmayan bir kültürel yapı söz konusu. Ve bunun sonucu olarak da Avrupa Müslümanlarla iletişimde çok büyük sorunlar yaşamakta. Çoğulculukla alakalı hiçbir tecrübeyi içselleştiremediler. Onun içindir ki ancak diyaloğu temel alan bir anlayış bu bilgi sistemindeki mesafeyi veya aralığı kapatacaktır. Gülen'in eğitim felsefesi çok kültürlülük prensibini içermekte ve dolayısıyla bu eğitimin doğal sonucu olarak diyalog çıkmakta. Sizi kendi perspektiflerinden değil, sizin perspektifinizden, sizin kimliğinizden, sizin kültürünüzden, sizin inancınız perspektifinden anlamaya çalışmaktalar. Ancak böyledir ki gerçek manada bir iletişim kurulabilsin. Onların gözünden onları görmede ancak diğer kültürlerle iç içe olduğunuzda gerçekleşen bir şey. Ek olarak modernite gibi diğer kültürleri irticai veya geri kalmış gibi etiketlendirmiyorlar. Mesela modernizenin yaptığı gibi dini geri kalmış veya geri bırakan bir olgu gibi görmüyorlar. İrrasyonel olarak görüyorlar. Bu durumda nasıl sizle diyalog yapabilirler ki? Tek yapabildikleri kendilerini dayatmak olabilir. Bu noktada diyalog çok önemli ve Gülen hareketi muazzam işler başarmakta. Ama bu noktada bir şey var. Hareket sadece üçüncü dünyayı değil, batıyı da eğitmeli.
Batı, diyalog ve anlaşma ortamına dünyanın geri kalanından daha fazla ihtiyaç duymakta. İkinci hususta, diyaloğun bu inanç içinde olanlarla da yapılması gerekliliği, yani Müslüman olanlarla. Bu nokta, hareketin daha fazla üzerinde çalışması gereken bir nokta. Müslüman Hristiyan, Müslüman Yahudi veya Müslüman Hindu diyaloğu gerekli. Ama Müslümanların da çok bölünmüş olduğunu ve onlar arasında da diyaloğun gerekliliğini kabul etmeliyiz. Muhtelif İslam düşüncesine sahip muhtelif içtimai grupların olduğunu kabul edip onlarla diyalog yapılması gerekmektedir. Bu onları da anlamak adına çok önemli.